Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza, yeni videomuza hoş geldiniz. Çocuklara yemek saatine denk geldi. Ne oldu? Eli Caner, bak bakayım, bak derdini anlatıyor. Elin bak, sıkıştırır. Tamam, tamam mı? Allah'ım ya. Elini sıkıştırır. Aslan da yeni uyandı. O uyuyorken de ben bir evi toparladım. Şöyle koltuk örtülerimi bir göstereyim ilk önce. Yani aslında bu renk olmadı tabi ama koltukta inanılmaz kum oluyor arkadaşlar. Anlatamam size. Bayağı bir leke oluyor çocuklardan. Baksanıza, daha yeni topladım. Yastıklar yerde. Evin içi sırf kum. Bunlar baksanıza hiperaktif bunlar. Bunlar yerinde durmuyor bunlar. Evet. Folik asit çocukları bunlar. Hiç durmuyorlar yerlerinde. Yani elimde bu örtü vardı. Aslında buraya niyetle aldım ben ama şöyle krem rengi tonlarında, yani bu yastığın tonlarında düz örtü alırsam daha tatlı olur bence Caner. O yüzden şimdilik serdim. Size de göstereyim istedim. Güzel oldu. Bir de yemek masası aldık bir de. Yemek masası aldık biz. Ay, çok heyecanlıyım. O da gelecek inşallah. Bir köşe koltuk orada. Bahçe takımımız var ama diğer alana da masa takımı istiyordum ben. Şunlara bak. Hiç durmuyorlar. Hep böyleler. Bütün gün arkadaşlar bakın. Çok komik ya bu oğlan. Evet. Hadi yemeklerini yedirelim de. Miralinda'yı lavaboya götüreyim de bir geleyim. Bugün de züccaciye alışverişine gideceğiz. Caner aslında orayı daha öncesinde keşfetti arkadaşlar. Büyük bir yer diyor. Bizim züccaciyemiz nerede? Kemeraltı'nda aslında. Evet, Kemeraltı'na gidecektik ama vazgeçtik. Burada da öyle bir yer varmış. Tuban eksikleri var, ne var? Ya birkaç ufak tefek ürünler eksik. Evet. Onları, yani çok fazla da olmasa da hem de görmüş olurum orayı da. Artık burada bir çiçekçim oldu. Züccaciyeci var. Yavaş yavaş buralı yavaş oldum. Yavaş buralı oldum ben. Ya çok sevdim. Gidesim hiç gelmiyor ama İzmir'deki evi de çok fazla özledim arkadaşlar. Yani. Öyle yani. Oraya da gideriz herhalde bir ara. Çiçeklerimi falan sulamak lazım. Öyle. Hadi şimdi çocukları besleyelim. Evden çıkalım. Anne, ya anne, ama benimki de kuru ekmek yiyor. Bu arada şunu da göstereyim size. Evde kalan bayat ekmekleri değerlendiriyoruz. Burada bizim dere mi diyeyim oraya? Dere gibi bir yer var. İçinde inanılmaz bir sürü su kaplumbağası var. Ama bir sürü büyüklü, küçüklü, minikler, şu kadarcıklar bile var. Oğlan motoru açtı. Balıklar var. O yüzden çocuklarla her gün gidiyoruz. Kaplumbağaları ve balıkları besliyoruz. Hepsi böyle doluşuyor. Bir anda bitiriyorlar ekmekleri. Değil mi çocuklar? Gidelim mi kaplumbağalara? Evet, gidelim alışverişten sonra. Böyle akşam gezmesi yapıyoruz çocuklarla. Uyku saatlerinden hemen önce biraz dolanıyoruz. Sonrasında uykuya dalıyorlar zaten. Yok, yorum çok sararsın. O sırada aktivitemiz bu. Kaplumbağa ve balıkları beslemek. Hadi bakalım. Yine çok konuştu bu turba. Az sussun bu turba, hadi. Hadi bakalım. Çenem açıldı değil mi anne? Afiyet olsun sana. Anne, bana ek. Tamam, bitir ekmeğini. Geliyor, yoğurt geliyor. Yoğurt geldi. Yoğurt geldi. Oh, şifa olsun Allah'ım yarabbim. Şifa olsun oğluma. Oh oh arkadaşlar. Anne bak, burada salıncak var. Vallahi burası ne güzel bir yermiş böyle. Kocaman. Anam, devce saksılar da var. Yeah. Hadi gelin hep beraber gezelim arkadaşlar. Güzel bir yer. Vallahi beğendim. Anne, bana verdiğimizin kaşık. Bir şey değil anneciğim. Ufak bir kaza yaşadık. Anneciğim bekle. Miralinda'nın ayakkabısında şöyle küçücük ama küçücük bir cam kırığı varmış. Yavrum ayağıma battı, ayağıma battı. Ay, hemen bir tuttum, çekiverdim. Olacağı varmış ama çok bir şey olmadı. Çok şükür. Hadi şimdi geldik. Girelim bakalım arkadaşlar. Bir gezip fethedelim buraları ama beğendim. Büyük, baksanıza her şey var. Oh, terlik, bidon, turşuluk, bidon, ne ararsan saksı. Haydi bakalım. Çok güzel. Beğendin mi? Çok beğendim. Vallahi çok beğendim. Kocaman. Baksana, kocaman kocaman şurada şeyler, her şey var ya. İyiymiş Miralinda burası. Tekne bile var bak istiyorsan. Hani? 400 bin lira. Oo. Tekne bile alabiliriz ya. Aa, pazar arabası. Ay, ne kadar güzel. Arasam bulamam. Renk renk saksılar var bakın. Ana Caner, iyi ettim burayı keşfettim. Çok kovası vardı. Allah, Caner dedi büyükçe bir yer diye. Fiyatlar da uygun. 35 lira şöyle saksılar var. İyi, fiyatlarını da yazmışlar. 30 lira bunlar. Çok sevdim ben burayı. Aa. Vallahi.
geldi. Şunlar 165 lira ama çok büyük. Şimdi çöp kovasına ihtiyacımız var. Bir bakalım yukarıda varmış. Burada da var. Bize büyükçe bir lazım. Eve bir tane böyle büyükçe leğen almıştım. Leğen mi artık bunun adı neyse. Çok iyi oldu böyle kalabalık mangala gelecekler olunca. Çok güzel oluyor. Tavukları atıyorum, sosluyorum böyle büyük olduğu için. Bir tane de orta boyundan lazım. Onda da böyle köfte yoğurayım diyorum. Şu mesela güzelmiş bunlar. Grisi olabilir. Yani boy boy. Çeşit çeşit var burada. Ne güzel ya. Daha içeriye bile girmedim. İnanır mısınız? Burada gezip duruyorum. Şunlardan alayım böyle köfte için. Bunlar 35 TL'ymiş. Böyle bir tane alttan alalım. Hatta farklı renkleri de var ama bu biraz daha küçük. Şu bu da büyük olur. Böyle renk renk saksılara yalnız dayanamayacağım galiba. Biraz da saksı alacağım gibi. Çünkü renk renk hepsinden var. Bir de bu renkli saksılardan alacağım arkadaşlar. Bakın böyle tam bizim demire asmalık. Çok tatlı değil mi? Renk renk var. Ana! Böyle miniklerinden de varmış. Şöyle. Hoş geldin. Top mu buldun? Aferin sana. Caner baksana şunlardan alalım bak. Aa, çok güzelmiş. Çok tatlı durur. Ha, bir de yeni yeni çiçekler de alırız. Ha, tekli. Böyle bir sıra alalım. Bir de fiyatları da çok iyi ya. Ben sevdim burayı. Artık ne kadar biliyor musun? Aa, 90 lira diyor bunlara. Evet, bunlar 90 lira. Bu arada arkadaşlar burası Özdere yolu üzerinde. İstanbul AVM miydi? Caner ismi. Galiba İstanbul AVM. Abiyi de çok sevdim. Bu arada asla işbirliği değil. Yani kendi cebimizden vereceğiz aldığımız ürünlerin parasını. Sevdiğim için paylaşmak istedim. İnşallah bol müşterileri olur. Devce bir yer. Daha içeriye girmek nasip bile olmadı. Reklam mı aldık kız? Yok kız. Şu saksılardan alacağım. Bu arada sarıyı almayacağım galiba. Mavi alacağım. Pembe de var. O da güzel duruyor. Bir de bu alandan çöp kovamızı beğenelim. Buradan direkt çıkalım. Heh. Bunlar şu an muazzam yaramaz. Bak muazzam. Muazzam yaramazlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle renkli renkli saksılar vardı ya arkadaşlar. Caner dedi ki tek renk alalım. Beyaz alın. Bence de. Bunlar böyle bu arada tekliler. Bu şekilde. Sonra bir de böyleleri var. Bunlardan böyle alayım ki her yere çiçek bahçesi yapmak istiyorum. Şöyle şundan iki tane alacağım. Bundan da iki tane alacağım. Tamam. Böyle bu şekilde. Renkli renkli yapacaktım ama ya çiçekleri renkli alınca daha hoş durur diye düşündük. O yüzden böyle beyaz alıyoruz. Seçtik çöp kovamızı da. Güzel beyaz renk. Kapağı falan var değil mi Caner içinde? Varmış. Oo, tamam. Çok güzel. Hatta sen şöyle hazır hale. Ha, bir boyu da görelim. Tamam, tamam. Güzel. Çöp poşetimizi de alır. Bunu da hallettik. Hadi ben o zaman içeriye. Ben ayrılamadım buradan. İnanılmaz şaşırdım biliyorsunuz. Bahçe mobilyaları bile var. Bir tane tahta sopa lazım. Ustalarım sağ olsunlar almışlar götürmüşler tahta sopamı. O yüzden bir tane alayım şöyle. Şuradan bir iyisini seçelim. Aa, dur bir dakika kız bunlar ne büyük de böyle. Şu daha ufak boylarından dur. Seçtim. Arasam bulamam herhalde. Şöyle çaycıya süzgeç alacağım. Ben çaycının süzgecini beğenmedim arkadaşlar. Bu böyle kapaklıymış. Bundan alalım. Bir de bunlardan da var. Ama bu güzel. Bu arada içer tarafa geldim artık. Burayı bir gezeceğim. Oy 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 oy. Bakın. Kazanla yemek yapmaya. Ne güzel. Şöyle Miral'in dayaslana göre küçük oklava olsaydı alırdım. Heh, şunlardan alacaktım. Çocuklara tavuk suyu kaynatacağım. Bunlardan da alayım görmüşken. 30 lira hem de bayağı var içerisinde. Aslan durmuyor. İnanılmaz böyle bir yaramazlık şeyine düştü Aslan Bey. Banyo grubu ürünleri, böyle kapı askılıkları. Bak ben bunu 100 liraya almıştım şu kapı askılığını 101'den. Burada 75 liraymış gördünüz mü? Aklımızda olsun. Aa, kuplar bile var ay. Ha, bir tane de kelepçe alacaktık bak.
İyi denk geldi. Bahçe hortumu bizim çıkıyor yerinden. O yüzden şöyle alalım. Hem de iyiymiş fiyatları. 2,5 lira bu şekilde. Bir Caner'e de göstereyim de ben pek anlamam. Bu olur mu diye bir soralım. Böyle hırdavat bölümleri. O güzel ya. Mumlar. Mum da alacaktım. Bakayım beğendiğim varsa mum da alayım. Banyoya bir sıvı sabunluk almıştım. Aynısından burada da var. Allah'ım böyle yapıyoruz içinden dökülüyor. Bilmiyorum bozuk muydu neydi. O yüzden bir tane sıvı sabunluk alacağım. Şöyle bunlar 40 TL'ymiş. Hem de güzel. Daha büyük boyları da var ama gerek yok böyle. Bunlardan alayım. Yeterli gelir. Çok iyi. Ama bu da bozuk olmasın da şimdi. Caner bunları sen nasıl çıkarıyordun böyle? Bak basıyorum gelmiyor da. İçinden ayarlaman lazım. Vallahi nasıl ayarlıyorsun? 40 liraymış bu. Bunu da alacağım banyoya. Şuradan böyle şöyle bir şey yapıyorum. Oldu tamam. Bunlar bir de internetten sipariş veriyorlar. İnsanlar bunu çalışmıyor zannedip iade eder. Evet, aslında bunu böyle yapmamaları lazım. Evet bozuk diye iade edenler de olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey işte. Bunu da banyoya alıyorum. Tertemiz ya. Kesme tahtalarını beğendim. Bakar mısınız siyahı? Hem de 100 lira. Acaba çok ses çıkar mı? Şöyle bir bakalım. Böyle. Aa güzel. Bunu alalım. Camlar her zaman daha güzel oluyor. Ben aldım. Ahşap olanını aldım. Böyle su görünce onlar kabarıyor arkadaşlar. Bir de böyleleri var. Aslında bunlar da çok güzel oluyor. Hem yer de kaplamıyor. Alalım ya. Bunu beğendim. Güzel duruyor. Bir de bunlardan alacağım. Böyle çerez koymak için güzel durur bunlar da böyle. Plastik ama cam gibi duruyor. Şöyle beyazlarından da var hatta ama bunları beğendim. Bundan da 4 tane alalım. Az önce plastiklerden almıştım ama bunlar daha hoşuma gitti. Porselen hem de. Bakın bitmedi. Şunlardan almıştım da Caner çerez koymaya. Tamam. 25 liraydı bunlar. Güzel. Ama şey güzel de bunlar daha tatlı değil mi? Hem porselen. Sen bilirsin. Evet bunları bırakalım. Kesme tahtası da böyle granit gibi. Kesme tahtası cam bu arada. Granit çok güzel. Gibi. Daha sağlıklı. Aynen granit gibi. Görüntü. Bakalım bunu yerine koyalım. Caner benim telefonumda notlarımda ne eksikti yazıyor baksana. Unuttum vallahi eksikleri de. Şunlara bayıldım. Böyle renk renk aldım bunlardan. Göstereyim size de. Böyle kahve yanına güzel olur. Lokum falan koymak için. Çok güzeller. Böyle. Şimdi sonra onların bir boy büyükleri daha var arkadaşlar bu tarafta. Bu alanda da hep porselen ürünler var. Şöyle bakın. Nedense bunları bir merak saldım yani. Çok hoşuma gitti bunlar da. Çerezleri koymak için de görmüşken şöyle bir şey de alayım arkadaşlar. Aslında erzak kabım var ama yeterli gelmedi. Burada çeşit çeşit var yine. Hatta bende şu erzak kaplarından da var. O kadar güzeller ki un, şeker koymaya. Bir de böyle bir şey aldım. Saklama kabı kilitli. Bunlardan İzmir'de vardı zaten. Birkaç tane de buraya getirmiştim. Ama erzak kabı yeterli gelmiyor. Yani o kadar çok şey oldu ki evde maşallah. Aslan Bey, bu arada züccaciyeden çıktık. 101'e geldik. Ben bu 101'leri çok seviyorum. Niye? Yazlıklarınki daha güzel oluyor. Gerçekten. Bak çeşit çeşit. Burada çocuk şapkaları ya bilmiyorum diğerlerinde var mı ama çok hoşuma gitti. Bak plaj havluları. Ne kadarmış bunlar böyle? Plaj havluları var. Ondan sonra çocuk şapkaları böyle çeşit çeşit baksanız onun tatlılığına. Hem de 90 lirada fiyatları gerçekten iyi. Şunlar 90 lira çok iyi. Bunlar Elsivak falan dünya kadar. Evet Elsivak 2'de çok yüksek fiyatları bak ne kadar güzel. Bu bez şapkalar da 50 liraymış. Bunlar da güzel. Aslan kafasında tutar mı acaba? Genelde sevmiyor çocuk şapkaları yani. Buradan da bir bakalım. Ha tavuk alacaktım çocuklara o yüzden girdik buraya. Ne yapıyorsunuz? He? En sevdikleri oyuncak. Aa, şu terlikleri de çok beğenmiştim geçen geldiğimde de. Böyle numaraları yoktu. Terlik hastalığım da var benim bu arada. Çok severim terlikleri. Ay turuncusuna bak şunun. Ayağımdaki de buradan gerçekten hiç ayağımdan çıkartmıyorum. O kadar rahat ettim ki. Bir tane de olmazsa kendime şöyle bir güzel turuncu renk alayım.
Hatta Miroş'la da takım olsa, çocuklarla da takım yapayım. Dur. Dur sen bak, şimdi geldi aklıma. Kaç? 39 alacağız. Bu arada ayak numaramı da öğrendiniz. 38-39 arkadaşlar. Çok güzel. Hem de böyle sandalet gibi de kullanabilirim. Bu şekilde. Elikli kemik suyu al ya. Değil mi, elikli kemik suyu alalım. Çocuklara da bütün tavuk alacağım ama çıkışta alayım. Şu terlikten aldım kendime. Yavruları da aynı renginden alacağım. Takım gezelim. Bugün de hatta ben turunculandım. Bakın çok severim turuncu rengi. Böyle bana bir enerji veriyor yani. Bilmiyorum niye. Canımın içi çocuklarım. Ondan mı aldın? Bak burada bütün tavuk da var. Ha öyle mi? Olur olur. Bu da güzel olur. Kaynatacağım onları. Bak ah, buzu buldu. Yalnız ne oldu burasına bilmiyorum ya. Bu çocuğun hep sağ tarafına bir şeyler oluyor. Allah'ım yarabbim. Niye bilmiyorum. Gene bir yere çarpmış ama bilmiyoruz nereye çarptı. Çocuklarla beraber aynı gezeriz arkadaşlar. Ne varmış burada? Ödül. Arada yapıyoruz bunu. Hı, afiyet olsun. Yumama. Yumama. Yumama da değil, dondurma bu. Evet, bugün dondurma da alalım çocuklarıma. Şöyle gelelim. Şu terlikleri bir deneyin bakalım. Terlik doldurmuş şu an. Vallahi terlik hastalığı, çorap hastalığı bende. Miralin de gel bakalım anneciğim. Geç bakalım, deneyeyim bunu. Ha bu Mira'nın. Bak turuncu ben de aldım kendime. Göstereyim mi? Ay Mira bak, aynı olacağız. Yavrum benim hemen oturuverdi Caner terlik. Aa aslan. Oğlum kaç numara almışım ben bunu? 26. Dur bakayım başka ufağı var mı? Çocukların terliklerinde takım aldım bu arada. Alışverişimizi de yaptık arkadaşlar. Bakın burada kaydırağı da dışarıya çıkarttım. Buraya gölge gelmişken çocuklar da bir güzel kaysın, enerjilerini atsınlar. Hadi gelin, yeni terliklerimizi giyiyoruz. Gelin. Hani bana ya, üçünüze mi var? Aa benim de turuncu terliğim var. Evet doğru ama yoktu, erkek modeli yoktu. Olsaydı sana da alırım. Gel bu senin Miral'in de. Buyurun. Haydi bakalım. Yakıştı mı bakayım? Hayır. O benim. Bak. Aslan da fena, aslan da. Gel buraya. Nasıl kaçıyor küçük insan? Aldı kaçtı çocuğun ayakkabısını. Çok küçük bu var ya ama. Hadi gel sen de giy. Beğendin mi? Güle güle giyin çok çocuklar. Büyük. Çok mu büyük? Çok mu büyük? Yoo tam o anne masanı. Hay kaydıraktan kay bakayım yeni terliğinle. Büyük oldu ama. Yoktu küçük numarası. Yürüyüş. Dondurması da eline. Bak. İstemedi. Yavrum benim. Bak niye çıkarttı şimdi bunlar? Biri çıkartınca o da çıkarttı. Yani iki çocuk yaşları böyle bir alınca, yakın olunca arkadaşlar böyle oluyor. Hele biri kız biri oğlan. Gene giymişler bak. Şimdi eve geldik. Çocuklarla biraz oynadık dışarıda arkadaşlar. Tavuklarını hemen düdüklüğe koydum. Bu arada iki parçaydı. Bunun birini tekrardan buzluğa atacağım. Böyle tavuk sote bir şeyler yaparız diye. Tek bir parça yapar. Etleriyle de akşama kendimize ekmek arası tavuk yapıyoruz. Hafif böyle tavada kızartacağız onu. Değil mi Caner? Evet. Ben ederim sana. Güzel olur. Evet. Şu geri kalanını da halledelim. Bu arada balkonu göstereyim, verandayı. Aldığım saksıları nereye koydum? E ne yapıyoruz o zaman? Yarın çiçekçi yolu gözüktü bize. Evet, yeniden bir çiçek alayım. Şimdi yeni diktiklerimi çoğaltamam arkadaşlar. Yani yeni taze oldukları için. O yüzden tekrardan fideden alırım bu defa. Fideden alırız, dikeriz bakalım. Şu aldığım tabaklara da bayıldım. Şimdi aldıklarımı açıyorum arkadaşlar. Böyle şunlara işte dediğim gibi çikolata lokum koyarım diye aldım. Sonra bir de böyle büyük, iki tane de büyük aldım bu şekilde. Çok güzeller ama bunlar herhalde makineye girmez. Elde yıkacağız sanırım. Biraz daha eksikler vardı ama aradığım bazı şeyleri bulamadım orada. O yüzden başka yerden alacağım. Şöyle etiketlerini çıkarıyorum. Şimdi yıkayıp yerlerine yerleştireceğim. Çocukların da meyve saati şu anda. Meyvelerini yiyecekler. Sonrasında süt vereceğim ve artık uykuya dalacaklar inşallah. Haydi, biz de bitirmiş bile çileğini. Bitirdiler. Bir kase dolusu çilek vardı. Aslan biliyor musun? Aslan önden bitirdi ama. Miran'ınki daha var. Bak Miran'ınki saldıracak şimdi. Bak. Armut ister misin Aslan, armut? Armutu da çok seviyorlar. Elma, armut. Şu yeşil üzüm çıksa da yeseler.
Onu da çok seviyorlar. Başka ne aldım? Şöyle saklama kabı, çöp kovası, çaycının içine süzgeç aldım. Aslında var ama çok yukarıda kalıyor. O yüzden çay güzel demlenmiyor. Bunu direkt içine atıyorsunuz. Güzel bir şey, hoşuma gitti. Değil mi? İşte kesme tahtası aldım. Çöp kovasıdır. Şuna da şimdi sıvı sabunumu koyacağım. Banyoya direkt. Şey nerede Caner? Kıskaç vardı ya hani hortumu böyle kelepçe. Ha. Almadık herhalde onu. Aldık da bir şeyin içindeydi o. Nerede? Göremedim. Çıkmadı da onda. Çıkmadı vallahi. Bunun içinde mi? Yok. Tavuk suyum hazır arkadaşlar. Bakın böyle bardakları alıyorum. Ay mis gibi gerçekten. Pilav ya bütün çorbaları koyun. Pilav yapın. O kadar güzel oluyor ki. Bir de ilikli kemik bulsaydım daha iyi de olacaktı. İnşallah onu da bulurum yani. Böyle tavuğun da ziyan etmiyoruz tabii ki. Ya tavuklu pilav yapıyorum ben genellikle. Caner'in canı ekmek arası istemiş. Yani haşlanmış tavuktan da nasıl olacak bilmiyorum artık. Akşam kızartacak tavada öyle yiyeceğiz bakalım biz de. Öyle. Yarın da videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Günaydın herkese arkadaşlar. Yeni bir günden merhabalar. Ani bir karar verdik gece. Dedik ki İzmir'e gidelim. Kıyma alacağız oradan. Yani buranın nerede kıyması iyidir bilmiyoruz. O yüzden hani hep aldığımız bir yer var ya oradan kıyma alacağız bayağı bir. Pide yaptıracağız. Çocukları tarhana alacağım. Hem de evimizi de özledik. Çiçeklerimi bir sularım. Bir de babamızı da çağırıyoruz ama biraz çekiniyor galiba. O yüzden gelmek istemiyor. Dayımızı da çağırıyorum. Dayım da gelmiyor. Evet, o da... dayım geldi. Çocuklar. Dayı geldi. Çocuklarıyla beraber geldi hatta. Bu arada dayımızın da iki tane maşallah çok güzel kızları var. Onlarla birlikte geldi. Burada çay kahve içtik derken onlar tekrar İzmir'e döndü. Velhasıl kelam bugün İzmir'e gitmişken hem babamızı bir görelim hem torunlarını bir görsün dedik. Hem de biz de evdeki işlerimizi de halledelim. Bir de buzluğu pide dolduralım Tuğba. Buzluğumuzu da pide dolduruyoruz. Evet. Yani çok seviyoruz. Benim pide de güzel oluyor biliyorsunuz. Bakın pamuk. Bu arada dün akşam burada yağmur yağdı. Ben de bu kapıyı açık bıraktım. Dedim ki belki pamuk gelir ıslanmasın yağmurda. İnanır mısınız geldi biliyor musunuz? Şuraya yattı yavrum benim ve akşam yağmurdan da ıslanmadı ve kapımızdan da hiç ayrılmıyor. Bir sahile gidiyoruz beraber geliyor bizimle. Yani koruyup kolluyor çocukları. Evet şöyle bir genel olarak etrafa bakıyorum. Temizlenecek bir yer var mı diye. Yok. Evi de temizledik. Yani temiz bıraktık. Bilmiyorum İzmir'de kalır mıyız yoksa hemen döner miyiz? Bakacağız artık. Bu şekilde yani biz İzmir yolcusuyuz arkadaşlar. Bu arada şu saksıları da bir göstereyim. Şuraya bir masa takımım gelecek. Onun siparişini verdim. Söyledim zaten. Heyecanla onu bekliyorum. Bu saksıları da dedim ki böyle yapayım. Bu şekilde tam böyle masanın orada güzel durur diye düşündüm. Böyle oldu. Hadi bakalım şimdi. Kahvaltıları da Caner hazırlıyor içeride. Gel. Hadi bakalım kahvaltı yapıp çıkalım artık. Günümüz hazır. İzmir'e gelirken yağmuru da getirdik. Yağmur bizi karşıladı arkadaşlar yine. Ama şöyle evet ne zaman biz İzmir'den çıksak sonra geri gelsek hep yağmurla beraber geri geliyoruz. Yazın bile yağmurla geldik. Yani. Evet yazın bile öyle oluyor. Evet şimdi ilk önce bir babamlara gidelim. Bir Türk kahvesi içelim arkadaşlar. Kendimize gelelim. Evet annem oyun parkı ama yağmur yağıyor bak. Kavuştun mu? Demem kavuştum yavrum. Tamam dedeye bir baksana yüzüne. Kızım. Yavrum benim. Özlemiş bunlar dedeyi. Özlemişler. Ay yavrum. Biz de kahve içiyorduk işte ne yapalım? Ay afiyet olsun. Bak, şöyle iki tane fincan alayım. Dolaplarını komple gezdim vallahi ne alabilirim diye. Ne beğeniyorsan al içinden. Allah şunlar çok güzel. Lazım mı sana? Bunlar çok güzel onlar götür. Böyle. Bir de şöyle iki tane bu. İki tane de sende var. Burada evde. Al kahve yanına su bardakları ver. Küçük küçük böyle. İyi onlardan da alayım bari.
Evim evim, güzel evim. Ay, bomboş kalmış ev arkadaşlar. Her şeyimizi, pılımızı, pırtımızı toplayıp gitmişiz gerçekten. Şimdi bir Yumi'yi açacağım. Bir toz varsa yerlerde, o da temizlesin. Ay, buranın da bir şeyi farklı ya. Ay, nasıl diyeyim size, özlemişim. Hemen de pide yapmaya başlayacağım bu arada. Şöyle bahçeme bir bakayım. Aa, bu ne? Neydi bu ya? Aa, bunlar kocaman olmuş ya. Ay Allah'ım, görmeyeli büyümüşler. Buradan alacaklarım da var. Kasım patiydi galiba bunlar. Onlar büyümüş arkadaşlar. Ay, bütün kaktüslerim çiçek açmış bu arada. Bir iki gün açık duruyorlar, sonra gidiyor. Evet, özlemişim ya. Ay, komşumuzun güllerine bakar mısınız? Görmeyeli ne çok değişmiş, ne çok değişmiş diyorum buralar böyle. Hadi bakalım, bir an önce de pide hazırlıklarına başlayalım. Özledim mi bir tane? Bak, bomboş, hiçbir şey yok. Canımın içi. Gel bulalım odandan. Mira'nın da. Yumi'yi çalıştırayım mı ben? Yumi'yi de aç, çalıştır canım. Ay, bomboş geldi odaya, buralar bana. Evet, şimdi hemen başlayayım dedim. Gerçekten karnımız acıktı. Babamlarda da biraz durdu. Burada 1,5 kilo kıymam var. Böyle bunu yaptıracağız. Hepsini yaptıracağım bu arada. Pide, lahmacun karışık. Yani etine ben bayılıyorum, bilmiyorum, çok lezzetli, çok taze oluyor. O yüzden hep oradan alıyoruz, içimiz rahat bir şekilde. Şöyle yine evden götüreceklerim umarım benim. Eve geldim, bir geziyorum. Caner diyor ki ne yapıyorsun? Dedim götüreceğim bir şey varsa onları ayarlıyorum. Ne yapıyorsun lan? Ne yapsın? Gege'ye buldu, yapacak bir şeyler yapıyor. Allah, bereketli olacak inşallah. Sonra burada, ay bak, tazeliğine bakın. Bu arada Tuğba size bizim asıl gelme amacımızı söylemedi galiba. Evet, değil mi? Onu söylemedi. Biz aslında İzmir'e gelmeye nasıl karar verdik? Aslan'ın beşiği var, evde uyuduğu, biliyorsunuz. O beşiği almaya gidecektim ben, tek başıma gelecektim, gidecektim. Sonra Tuğba dedi ki biz de gelelim. Aynen. Hem orada pide yaptırırız, babaya uğrarız, babaya alırız, yazlığa götürürüz. Mantıklı dedim. Tamam. Yani aslında beşiğini almaya geldik. Niye almaya geldik? Şöyle, Aslan uyumuyor akşamları arkadaşlar. Normalde Tuba beşiğini bırakırdı onu. Beşikte kendi kendine bir saatte döner durur uyurdu. Ama şimdi yatakta uyutuyoruz. Kalkıyor hemen, yok yanımıza. Gece 12'de uyuyor. 7'de uyuyan çocuk 12'de uyumaya başladı. Aynen. O yüzden beşiğini almak bize artık şey oldu, yani şart oldu. Bir de şey, yani mesela uyuyor. Yarım saat sonra kalkıp geliyor yanımıza, uyanıyor. Yani. O yüzden beşiğine dedik ki götürelim. Beşikte uyanıyor, dönüyor, dolanıyor, şey daha yapıyor. Daha rahat oluyor. Daha yine rahat, uyuyor. Evet. O yüzden yani. Beşiği de alacağız. Evet, yani beşik bahare, pide şahane diyorum. Valla orada. 2 kilo kıyma. 1,5 kilo, 1,600, 1,700 gram kıyma var burada. Zaten sırf tencerenin içi böyle kıymayla doldu. Yani hadi. O yazlık yerde dışarıdan yemek söyleyecek çok fazla yer yok bu arada. O yüzden kendimiz yapacağız. Ben pidenin hazırlığını yapıyorum arkadaşlar. Caner de beşiği topluyor. Yani vidalarından ayırıyor onu. Umarım ki arabaya sığar. Böyle bakın, ben genelde blenderdan geçiyorum. Yani böyle elimde doğramıyorum. Yani ağzıma gelince hoşuma gitmiyor. Salça, karabiber, tuz, biber. Burada yarım kilo yakın biber var bu arada. Soğan. Bu da bir yarım kiloya kadar var. Zeytinyağı ekleyeceğim, domates ekleyeceğim. Bu kadar iç harcı. İşte bu kadar kolay. Bir de maydanoz. Maydanoz da böyle ekleyeceğim. Ay, gözlerim yandı. Soğan ne kadar acıymış ya. Oğlum, beşiğine kavuşuyor mu artık sen? He? Bakıyor, babasını izliyor. Ne yapıyor baba? Bunda rahat yat diye oğlum. Rahat yat. Biz de biraz rahat yat. Biz de biraz rahat edelim. Aman Allah'ım. Gece 12'ye kadar Aslı'nı uyutmaya çalışıyoruz. 7'de uyuyan çocuk. Aa, sığar arabaya ya. Sığar sığar. İyi şükür. Park beşiğimiz vardı bizim ama o kırıldı böyle. O yüzden onu attık gitti arkadaşlar. O yüzden bunu götüreceğiz böyle. Heh, hadi bakalım. Bahçeyi sulayamadım diye günlerce o kadar üzülüyordum ki. Ama şakır şakır yağmur yağıyor. Arkadaşlar bakın, diyorum ya, bereketimizle geldik diye. Çiçeklerim de sulanıyorlar. Böyle iyi oldu ya. Gelince diyordum ki sularım burayı da, ama maşallahı var. Şu güzelliğe bakın. Aslan. Oh, böyle yaz yağmuru. Ne güzel. Hoş geldin. Bahçeyi mi düzenledin?
Ya şey, taş topladım bahçeden. Taş yetmedi ya. Aa çok güzel. Özlemişim burada aşkım, seni karşılamayı. 38 tane pide çıktı. Gerçekten mi? Valla elinin ayarı bazen hiç yok. Ama ben çok olsun diye yaptım zaten o kadar aşkım. Aa bol bol yeriz işte maşallah. Bunların hepsi... Ooo maşallah. Ha, bak acıktı çocuklar da yavrularım. Hadi en sevdikleri. Ben de ne yaptım? Sardunyalarım o kadar güzel olmuşlar ki. Burada böyle saksısını 50 liraya satıyorlar. Burada dediğim yazlıkta 50 liraya şöyle bir saksısını satıyorlar. Ben dünya çıkarttım şu sardunyalar çoğalıyor ya daldan. Dünya çıkarttım ya, hiç para vermeye gerek yok. Baktım benimkiler zaten kocaman olmuş. Bir de taş topladım bahçeden, fazlalıkları böyle çiçeklerin aralarında kalanları topladım. Evet, yarım kaldı. Caner'e diyorum hadi gidelim alalım taşçıya, kalıp da kalıyor. En sonunda bir toplayıverdim şuradan. Aa, hadi bakalım yiyeceğiz şimdi yemeğimizi afiyetle. Sonra biraz da Esraf Türklerin yazlığa doğru yolumuzu alırız. Evet. Geldik Kürtçü dükkanına. Kürtçü dükkanı mı derler Caner, ne derler? Dönüp uzaşacağız diye yani. Hay Allah'ım, hiç güleceğim yoktu. Çocuklar arabada uyudular, eyvah eyvah. Uyandılar şimdi, yandık. Nasıl uyuyacağız bilmiyorum gerçekten. Gördüğünüz üzere arkadaşlar biz yazlığa geldik. Acı 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 biberimi de aldım geldim. 2 paket gerçekten ya valla. Şimdi beşiğimizi de kuralım arkadaşlar. Veda dediğimse gerçekten çok fazla yoruldum. Evi bir derleyip topladım, tekrardan tozunu aldım derken. Bir de yolculuk git gel yaptık aynı gün içerisinde. Sizlere de artık veda edelim mi? Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün Caner'le veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Yalnız ben de arkadan aynısını yapıyorum Caner. Alışmışım ya artık. Hoşçakalın.